Haziran. Merhaba sevgili silah seyirler ve dostlar. Şimdi sizler için Derya. İlk defa bana da denk geldi bu tüfek. Bir abimiz aldı sağ olsun. Bizi davet etti. Atışa geldik. Derya MKN100 modeli. Takoz bir dipçiye sahip. Yine yüksek bir arpa çıkma geç sistemine sahip. Yatırılabilir, kaldırılabilir. Şimdi bundan önce atışlarımızı yapacağız. Size hemen doldurmasını göstereceğim. Şuradaki düğmeden şarj yönü çıkarıyoruz. Emniyet mandalı. Yine şuradan da mekanına kurma kolu burada. Biraz sonra detaylı incelemesini çekip ayrıyetten yükleyeceğim zaten. Hemen şimdi atışa geçiyorum. 1.3.5 şoku var. Şoklarla birer tane atış yapacağım. Hemen şöyle de fişeği net göstereyim. Zuber 32 gram 5 numara. Ördek fişeği. Hemen hızlı bir atış yapmaya çalışacağım. En sağdan sola doğru gideceğim. 1 numara şok taklı üzerinde. Kulaklığı da takayım bekledim ama kulaklığımızı kırmış olduk. Evet. Şarjörü iki taraftan da çıkarabiliyoruz. Şimdi 3 şokunu takıyorum. Sen her atışı ayrı ayrı çek abi kısa kısa. Yine aynı 5 numara 32 gram Zuber. Bunu ortadaki hedefe atıyorum. Şu düğmeden düşürebiliyoruz. Herhangi bir şok sistemiyle oynuyoruz ama sadece fabrika ayarlarıyla geldiği gibi kalıyor sistemi. Hedef sistemi. Şimdi 5 numara şoku takacağım. Bundan da atış yapacağım. Bunu da ayrı alalım abi. Bunda da yine 32 gram 5 numarayla domuz hedefini atıyorum. Domuza şimdi 3 tane de tek kurşun atacağım. Ses basıncı çok yüksek. Yalın kameramız çekimde zaten. En azından böyle kısa bullpup tüfeklerle atış yaparken sağ kulağı olsun tıkamanız gerekir. Şimdi şeyimiz Sterling'in Tornado Slug kaç grammış yazıyorum bakalım üzerine. 1 gram olarak yazmamıştı. 28 gram. Evet. 3 adet 28 gram tek kurşun. Şimdi kullanıcıya göre sıfırlanması gerektiği için biz gez sistemine dokunmayacağız. Gez ve arpacık sistemine. Onlar daha sonraki kendisine göre sıfırladığımız zaman atış. Evet, fişekten kaynaklı olabilir. Bir tane de üstten bırakmak suretiyle
Evet. Atıştaki etkiyi gördünüz. Tüfeğimiz N100 Derya MK N100. Şimdi alıp hedefe gidip hedefteki kontrolleri kendimiz yapacağız. Kameramızı aldık. Ekranı biraz karartmıştık biraz önce. İnşallah görüntü güzel olmuştur. Evet, dediğimiz gibi bunlarda arpacı ve gece yüksek olduğu için biraz alt atma olabilir demiştik baştan. Bir numara şokla saçma dağılımı iyi. Bir de yanaklığı kaldırmışız yüzümüze geldiği için ondan tam nişan almadık. 3 numara şokla atışı da bu. Yan kameramı çekeyim de. Evet. Tek kurşunun birinci atışı altta. Bu son atıştan bir önceki. Birinci atış bu. İkinci atış, üçüncü atışta en altta ve hedefi biraz dağıtmış. Taşları da parçalamış. Şöyle tapamız da burada. Evet. Atışı gayet başarılı. Şimdi abimiz de kısa atışlara devam edecek. Atabiliriz abi. Evet. Aynı yere atayım. Aynı yere. Tek kurşun ya. Kulaklığı da tak. Çınlayın canım. Çınlayın. Bunlar kısa namlı olduğu için biraz daha sesleri fazla çıkar abi. Evet. Gördün mü abi? Tam alt ortasına geldi. Bu da havaya doğru fırlattı. Şimdi hemen sana abi 3-5 tane de saçma atalım. Seri bir şekilde atabilirsin. Bunlar Zuber 10 numara. Beş tane seri atış yapayım abi. Videoyu bitirelim. Şey nasıl? Vuruşu şeyi? Gayet iyi abi. Ben de bir seri de sayacağım. Sen üstüne kameranın başına geç abi. Ben de çekeyim. Diğeri hedef. Evet. Şimdi şöyle göstereyim kutuyu da. Zuber 10 numara 28 gram bıldırcın fişeği. Bir seri atış yapacağım. Buldurdum. Şimdi seri bir atış denemesi yapıyorum. Evet. Tüfeğimizde bir tutukluk, bir çalışmama, bir sıkıntı yok. Çalışması gayet başarılı. Tamamdır, eline sağlık. Asabiliriz abi. Evet. Aynı yere atayım. Aynı yere. Tek kurşun ya. Kulaklığı da tak. Çınlayın. Bunlar kısa namlı olduğu için biraz daha sesleri fazla çıkar abi. Evet. Gördün mü abi? Altına geldi. Tam alt ortasına geldi. Bu da havaya doğru fırlattı. Şimdi bunlar Zuber 10 numara. Bir seri atış yapacağım. Doldurdum. Şimdi seri bir atış denemesi yapıyorum. Evet. Tüfeğimizde bir tutukluk, bir çalışmama, bir...
Şimdi 3 tane hemen şu hedefe, ayakta olan tavşan hedefine birazcık daha yakından onu ayrıyetten çekelim abi, sen kendi kamerayla. Derya MKN100. Ya da şöyle yapayım. Beş adet. Onu da yakından. Bu 10 metre mesafeden seri bir şekilde saydıracağım. Evet, tüfeğimizin çalışmasında bir sorun yok. Abimize hayırlı uğurlu olsun.